Merhabalar, ben Nurgül. Kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Storylerimde yemek yaparken paylaşımı yaptığımda genelde bu zeytinyağlı sarımsağı hep soruyorsunuz arkadaşlar. Ben de ayrıca bir video hazırlamak istedim sizlere. Nasıl yaptığımı bu şekilde anlatmak istedim. Öncelikle sarımsakların kabuklarını ayıklıyorum. Bu şekilde tek tek elimden geçiriyorum. Sizler sarımsağı en kolay nasıl ayıklıyorsunuz? Suyun içerisinde mi, sıcak suyun içerisinde mi, vurarak mı, ezerek mi? Nasıl kabuklarından arkadaşlar kolayca ayıklıyorsunuz? Paylaşırsanız sevinirim. Gerçekten tek tek ayıklamak bayağı bir uğraştırıyor. Ayıklamış olduğum sarımsakları böyle bir cam kavanozumun içerisine dolduruyorum. Doldururken de arasına yaklaşık bir çay kaşığı kadar tuz serpiştiriyorum ara katlarına. Yarım yemek kaşığına yakın. Bu şekilde tuz gezdirdim ara katlarına. Kavanozum dolana kadar bu işlemi uyguladım. Sonrasında en son tekrardan üzerine tuz ekliyorum. Tuz hem koruyacaktır hem lezzet verecektir sarımsağı. Evet. Yaklaşık toplamda bir yemek kaşık dolusu tuz kullanmışımdır. Bu kavanozu arkadaşlar sizler de o şekilde ayarlayabilirsiniz. Aynen yapmak isterseniz birkaç kavanoz hazırlayabilirsiniz. Hatta fazla yaparsanız da derin dondurucuda saklayabilirsiniz. Derin dondurucuda sakladığım birkaç alternatif tarif de var arkadaşlar. Sizler eğer henüz karar veremediyseniz diğer tariflerime de göz atmanızı tavsiye ederim. Evet, şimdi üzerine üstü basa zeytinyağı dolduracağım. Bu şekilde sarımsaklar zeytinyağın içerisinde kalınca sarımsak lezzetini yağda bırakacaktır ve zeytinyağı inanılmaz lezzetli olacaktır arkadaşlar. Bu zeytinyağını pizzada kullanmanızı tavsiye ederim. Yerken sos olarak müthiş lezzetli oluyor arkadaşlar. Evet, en sonda yarım yemek kaşık kadar tuz gezdirdim. Bu şekilde kavanozumun kapağını kapattım. Buzdolabına kaldırdım. Erzak dolabında da saklayabilirsiniz. Buzdolabında yerim olduğu için ben buzdolabına kaldırdım arkadaşlar. Evet, bunun içerisine normalinde biberiye, taze kekik kullanıyorum. Defne yaprağı, acı süs biberi de kullanıyorum. Ama bu kez sade yapmak istedim. Sadece sarımsak yapmak istedim arkadaşlar. Evet. Diğer videolarımdan bu saklama tariflerimi de izlemenizi öneririm. Evet, bugünlük bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğenip aşağı yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Maalesef YouTube artık erişimlerimi oldukça düşürdü ve videolarımı sizler göremiyorsunuz arkadaşlar. Görüyorsanız lütfen beğen ve yorum bırakın, bana destek verin. Bu erişim engellerini sizlerin sayesinde atlatırım inşallah. Evet. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.